Trendyol 1. Lig'de playoff mücadelesi veren Boluspor deplasmanda oynadığı maçta Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Bodrum'dan bir puanla döndü. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor'un Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Son haftalarda playoff hattındaki takımların kazanması, Gençlerbirliği'nin aşağıdan gelip kazanması son 2-3 haftada yukarıda playoff'un içinde olan Bodrum'da dahil, Kocaeli'de dahil onların maç kazanamaması aşağıdan gelen takımları biraz iştahlandırıp bugünkü oyunu da zorlaştıran etkenlerden bir tanesiydi. Tabii biz şu anda deplasmandan bir puan aldık. Baktığınız zaman rakibimiz bir de ikili avarajı şu anda eğer öyle bir şey olursa çünkü lig sonunda ikili avaraja bakılıyor. Bodrum ve Bandırma'dan ikili avaraj olarak öndeyiz. Bu bizim için günün kârı olarak gözüküyor. Oyuna gelince de biz daha çok oynamayı seven bir takımız. Ama maalesef Türkiye'nin gündemindeki zemin problemi aslında zemin düz ama çok kuru. Anlamadım. Çok böyle iki takım açısından da topun hızlandığı, topa sahip olma oyunları yoktu. Sadece havada düşen ikinci topa Bodrum alırsa bize hücum ediyor. Biz alırsak biz onlara hücum ediyoruz falan filan böyle garip oyunlar var. Bu kadar yatırım yapılan ülke futbolunda bu zemin işini Süper Lig'de de son günlerde çok konuşulan iş. Böyle bir zeminden dolayı oynayamayınca artık deplasmanda da ona rağmen kazanabilirdik. Çok bariz bir savunma oyuncumuzun bariz yaptığı hatadan bir gol yedik, 1-1 oldu maç. Ona rağmen kazanabilirdik. Baktık artık teknik direktörler başka konuda da gelişmek zorunda herhalde. Zeminden dolayı oynayamıyorsanız elinizdeki daha çok geçiş hücumu yapacak hızlı oyuncularla zaten son bölümde iki tane daha çok geniş alan oyununda bize etkinlik sağlayacak. Vusal'la Berkay oyunu aldım. Artık oynamaktan oyunu erteledik. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye vurmaya başladık. Bu bizim tercihimiz değil. Fiziki şartların tercihi. Öyle oyunlarla ülke futbolu gelişmez. Ama maalesef iddiamızı sürdürmek için biz de biraz da pragmatik yaklaşıp deplasmandan bir puan almaya, kaybetmemeye son bölümde son 30 dakika böyle oynadık.